Konuşuyor programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Samsun Salı Pazarı Yukarı Kestel Fınar Mahalle Muhtarı Faruk Minus. Kaç senedir muhtarlık yapıyorsunuz? 2. dönem. Peki bu işi yaparken başınızdan ilginç olaylar geçiyor mu? Geçiyorsa birkaçını anlatır mısınız? İlginç olaylar tabii geçiyor ya. Vatandaşlara çalışma sırasında bir değişik şeylerimiz oluyor, sürtüşmemiz oluyor. Vatandaşlar hizmet bekledikleri için, başaramadığımız için ilginç olaylar tabii oluyor. Peki muhtarım, mahallenizin problemleri nelerdir ve bu problemleri gidermek için neler yapıyorsunuz? Ya belediyelerden, büyükşehir olsun, Salıpazarı Belediyesi olsun, hizmet almakta zorlanıyoruz. AK Parti 20 yıllık iktidar, benim köyümde 3,5 kilometre beton yolu yapıldı. Bir de 700 metre bir beton da yapıldı. Benim yol ağım 45 kilometre. 9 mahallem var benim, sokağım var. Önce mahalleydi, sonra sokağa dönüştüğü için şey bu. O 3,5 kilometre ile 900 metre bir betonum yapıldı. Gerisi stabilize yol. Bu şekilde. Evet. Mahallenize neler kazandırdınız? 20 yıl boyunca mahallemize 3,5 kilometre beton yol, bir de 800 metre beton yol, başka bir şey yok. Bir de iki mahallenin elektrik hatları değişti. 1986'da gelen hatlardan iki mahallesi değişti. Gerisi 7 mahallesi duruyor şu anda. Değişilecek. Peki muhtarım, mahalle sakinleriyle aranız nasıl? Ne tür olumsuzluklar yaşıyorsunuz? Mahalle sakinleriyle aramız çok iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Mahallenizin nüfusu ne kadar? Mahallemin nüfusu 220 hanem var benim. 550 nüfusum var. Peki mahallenizde ne kadar mülteci veya yabancı yaşamakta biliyor musunuz? Varsa en çok hangi ülkenin vatandaşı bulunmakta? Hiçbir vatandaş yaşamıyor. Mülteci yok bende. Mahallenizde cami, okul, sağlık ocağı ve park gibi sıkıntılarınız var mı? Var. Sağlık ocağım var ama hemşireyi aldılar. Boş duruyor şu anda. Camimiz var. Camimizde köy adına yapmış olduğumuz hizmetlerimiz var. Ben daha öncelerden de var iken bizim muhtarlık döneminde ben köye şey kurdum ben, iftar çadırı kurdum. Köyümüzde bir de Peygamber'in sakalı şerifi olması nedeniyle köy bütçesiyle, köy halkının imkanıyla köy adına yapılan bir iftar çadırımız var bizim burada. Her yıl 350, her ay, her gün 350 veya 400 kişiye yemek veriyoruz. Burada biz uğrak bir yeri olduğu için çok hareketli bir köy burası. Muhtarım, şimdi soracağım soruyu aslında değinmiştiniz. Yollarınızla alakalı problemler, ancak bununla ilgili daha detaylı söylemek istediğiniz şeyler varsa dinlemek isteriz. Şimdi şöyle bir sorunlarımız var bizim ya. Seçim zamanı vekiller dahi geliyor, başkan geliyor. Böyle boldan boldan atıyorlar, tutuyorlar. Ben daha 3,5 günü geçti şu anda. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'nı daha hiç görmedim. Milletvekillerinin, geçen gün bir milletvekili geldi MHP'nin. Onunla bir görüşme yaptık. Daha ben milletvekillerinin hiçbirini görmedim. Görüşmedik hiç. Karşılaşmadık yani. Öyle bir şeylerimiz var. Aktif değil adamlar, vekillerimiz. Peki sorun yaşadığınız ya da destek göremediğiniz kurumlar var mı? Kurumlarda sıkıntımız yok. Bizim belediyede de sıkıntımız var, hizmette. Benim köyümde elektrik sorunum var, su sorunum var, yol sorunum var. Hala şu anda geçen gün 15 tane araba bir davet vardı köyde, rampadan çıkamadılar çamurdan. Böyle bir sorunlarımız var. Peki tekrar muhtar aday olmayı düşünüyor musunuz? Bu şartlarda düşünmüyorum ya. Eğer bu hizmeti yapamazsak şimdi hiç gerek duymuyorum yani. Başarısı olursa duymuyorum. Muhtarım, sorularımız bitti, ancak şu da merak edildiği için iletmek istiyorum. Yakın zaman içerisinde muhtarlar Ankara ziyareti gerçekleştirdi. Orada toplantı nasıldı, neler oldu, nasıl karşılandınız, bahsedebilir misiniz? O toplantıya ben katılamadım. Burada köyümüzde bir cenaze nedeniyle gidemedik biz. Arkadaşlarımla görüştük, çok iyi geçtiğini söylüyorlar. Başka bir şey yok. O halde programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz.